EYT çözülecek mi? EYT yasası çıkacak mı? EYT, EYT. Kaldırdık, attık bunları. Şimdi bir kere daha üstünden kalın kalın geçeceğiz. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vedat Bilgin'in sözleriyle, en taze açıklamalarla ve o sorulara da cevap. En önemli sorular. Geriye çekebilir miyim borçlanarak askerlik doğum? Hadi Şunları kısaca. Bir sosyal güvenlik uzmanı değilim ama bugün tüm haberleri okudum, uzmanlarla konuştum. Bir küçücük özet size. Yeni açıklamalar var. Önce sıcak bilgi. Evet, EYT çıkacak. Bu cümleyi kurabiliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan dönüşü uçaktaki konuşması. Oradan çektim aldım cümleyi. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar çözmek bu meseleyi. 2023'e bu önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Bunu net ortaya koydu. Daha önce de söylemişti, şimdi de. Yani katmerlendi. Çözüm iradesi. Vedat Hoca ne dedi bugün? EYT için net tarih hepimiz de biliyoruz. 8 Eylül 1999. 8 Eylül öncesinde sigorta işe giriş kaydınızın olması gerekiyor. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihini bu borçlanmalar, bu ödemeler geriye çekmeyecektir. Herkes bana şunu soruyor. Ya çorba içiyorum garson kardeşim. Yolda yürüyorum taksici dostum camı açıyor. Ya Ekrem Bey geriye çekemez miyiz? Hanımefendiler herkes soruyor. Şunu bir anlatalım. O soruya cevap acaba borçlanmayla, doğum, yıpranma, askerlikle 8 Eylül'ün öncesine çekebilir miyim? Cevap Bakan Bey'in de dediği gibi hayır. Şimdi işi bu noktaya getiren o malum yasa 44-47 idi değil mi? 4447 yeni bir yasa geliyor. Bu yasa iptal ediliyor. Eğer bu yasa iptal edilmezse problemler bambaşka bir boyuta evrilecekti. Yeni yasa gelecek meclise ve yeni yasanın içinde tek bir cümle olacak bu cümle 8 Eylül 1999. Yani prim eksikliklerinizi tamamlamak için pekala borçlanabilirsiniz. Fakat ben işe başlamamı geriye çekeceğim. Ben de EYT kervanına katılacağım diyerek para ödeyerek bu borçlanma modeliyle 8 Eylül'ün öncesine kendinizi atamıyorsunuz. Bu konuda tek cümlelik o ciddi ifade yeni gelecek yasada olacak ve milat 8 Eylül 99 olacak. Şu soru aklıma geliyor. Bayraktarlığını yapmıştık. Ya deprem döneminde çıktı. Belki tam bir ay önce işe girecekti işte 17 Ağustos depreminden sonra. Eylül'ün başında 1 Eylül'de işbaşı yapacaktı. Türkiye büyük bir deprem komasında, travmasında. Ya bir dakika işe adam almaları falan durdurun. Aralık ayında işbaşı yaptım. Ben iki ayla 10 yıl mı kaybedeceğim? Maalesef. Bu konuda esneme yapılmıyor. Kapsam bu bağlamda genişletilmiyor. 8 Eylül'e pergelin iğnesini batırıyorlar. Staj mağdurları. Çok sayıda çalışan, çok sayıda hem çıraklık hem staj, ticaret liseliler, meslek liseliler dostlarımız var. EYT kapsamında sayılmıyor. Çünkü staj biliyorsunuz ki herkesin malumu emeklilik hakkının başlaması anlamına gelmiyor. Sağlık bağlamında teminat, sağlık sigortası anlamına geliyor. Bu konuda geniş 10 milyon kişiyi ilgilendiren 35-36 milyon çalışan var. Herkesin haklarını düzenleyen bir özel durum EYT kapsamı. Yani ben staja şurada başlamıştım 8 Eylül'den önce. Kabul edilirse ben de EYT'liyim. Şu anda böyle bir çözüm görünmüyor. Geniş parantez daha da genişlememeli. O anlamda deniyor Ankara'da. Maaşlar ne olacak? Bir de maaşların fotoğrafını çekelim. Şimdi bir önceki yayında 5500 liralar. Ya ortalama EYT maaşı. Türkiye büyük bir devlet ülke. Bu mu mesele olacak demiştik. Baktığımızda ne kadar zam gelir yılbaşında? Şubat'ta mı Mart'ta mı alınacak yasa çıktıktan sonra EYT'liler ilk maaşlarını? Ortalama 6 bin liralara gelebilir. Hadi zamlı zamsız bilmiyorum ama 6 bin lira diyelim. O kadar böyle abartılan yan gel yat parası da değil. Gördüğünüz gibi insanlar ya çocuklarını okutacaklar ya kiralarını ödeyecekler. Bir parça güvence altına alacaklar. Topu topu bu ve hakları. 1,5 milyon kişinin hızla emekli olması bekleniyor. Ama bu 1,5 milyon kişinin 300 bini devlet memuru. Devlet memuru olanların acaba bırakıp ben hemen emekli olacağım der mi? Çalışmaya devam eder mi? Bu da önemli bir soru. Gelen bilgilere göre insanın aklını karıştıracak mevzuat, o rakamlar, formüller, şunlar bunlar değil. Çok basit bir anlatımla çözüm ortaya konacak deniyor. 8 Eylül malumunuz 99 öncesi sigorta. Kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl, 5000 prim günü. Şu anda bu net ve tek çözüm yolu olarak görünüyor. Takibe devam ediyoruz. Bu yoldan geri dönüş yok. Ne kadar kaldı yıl başına? Eh, bakınız işte topu topu şimdi şu an 14 gün kaldı. 14 gün içinde yasayı göreceğiz ve bu iradeli, kemikli duruşun zaferini hep birlikte kutlayacağız.